Efendim, hoş geldiniz. Şimdi sizlere biyoistatistik kursumuzun, sağlık çalışanları için uygulamalı, SPSS uygulamalı biyoistatistik kursumuzun ikinci modülü hakkında bilgi vereceğim. Bu kısa videoda acaba bu kurs, ikinci kurs sizleri ne kadar ilgilendirir, neler bulacaksınız içerik olarak ondan bahsedeceğim. Bu kurumuza araştırma tasarımları ve hipotez testleri ismini verdik. Ve bu kurda daha çok ikili karşılaştırmalar, çeşitli hipotez testlerini konuşacağız. Örnekleme hesabı nasıl yapılır? Power nedir? Güç nedir? Örnekleme etki eden faktörler nelerdir? Ve özellikle de ikili karşılaştırmalar, ki kareden T testine, ANOVA'ya kadar ikili karşılaştırmayla ilgili kullandığımız çoğu testi bu uygulama sırasında, bu modül sırasında birlikte göreceğiz. Daha şöyle spesifik olacak olsak, mesela araştırma çeşitleri, klinik araştırma, vaka kontrol araştırması, kohort araştırmaları, temel hipotez testleri, non-parametrik parametrik testler, T testi, student T, Wilcoxon, ki kare analizi, McNamara, kohort analizi, korelasyon çalışmaları. Bunlar nedir merak ediyorsanız hepsini bu kursta, bu kısımda bulabilirsiniz. Onun dışında spesifik örnekler verelim. Mesela oylama yapılıyor. Mecliste her gün eller kalkıyor, iniyor. Kanunlar kabul ediliyor, reddediliyor. Acaba oylamada evet, hayır farkını farklıdır, yeterince fark oluştu diyebilmek için kaç oy gerekiyor? Bunu hesaplamak istemez misiniz? Nasıl hesaplanacağını görmek istiyorsanız o zaman işte binomial test burada, bu kurda nasıl yapıldığını göstereceğiz. Mesela Wikipedia bilgisi haline gelmiş bir 2007 Cumhurbaşkanı seçimi krizi var malumunuz. Orada Cumhurbaşkanı seçimi için 367 oy gerekir deniyor. Evet oylarının 360, en az 367 olması gerekir. 550 milletvekilinden 367'si. Acaba neden 367? 367'nin bir ilmi, bilimsel arka planı var mı? İstatistik açıdan bunu analiz edebilir miyiz? İşte bunu görmek isterseniz bu kursta, bu ikinci kurumumuzda bunlardan bahsedeceğiz. Ya da başka bir senaryo olabilir. Ne bileyim, kadın ve erkek cinsiyette hastalarımız var. Kan basıncı, hipertansiyon baktık. Bir bazılarında tansiyon yüksek, hipertansiyon var, bazılarında yok. Kadın ve erkek şeklinde. Acaba burada hangi analizi yapmak gerekir? Bunu öğrenmek isterseniz o zaman bu kursta bunu da bulacaksınız. Ki kare analizi yaptınız diyelim ki bu veri için. Ki kare analizi yaptınız ve baktınız ki örnekleminizde 11 kişi var. İşte toplam 32 kişi var. 11 hipertansiyonu olmayan kadın, 5 hipertansiyonu olan kadın, ne bileyim 10 ve 6 şeklinde de erkekler, 16-16, 32 kişilik bir örnekleminiz var ve P değerine baktınız. P değeri nedir tabii, onu göreceğiz. P değeri 0,05'in üstünde, anlamsız olduğunu gördünüz. Örneklemi aynı şekilde kopyaladım, çoğalttım. 32 değil, 256'ya çıkardım. Bakın orantılar değişmedi. Kopyalayıp çoğalttığım için %68'e, %62 gene kan basıncı olmayan veya da olanlar %31,2'ye, %37, aynı değişmedi. Erkekler kadınlar arasındaki tansiyon hastalık yüzdeleri değişmedi. Ama P değerim değişti. Örneklemi biraz daha artırdım. Bu sefer 768 kişide yaptığımda gene yüzdelerim aynı. %31'inde kadınların tansiyon hastalığı var, %37'sinde erkeklerin. Örneklemim neredeyse anlamlı oldu. Hani sınırımız neydi? Küçüktür 0,05 sınırının altına inecek mi acaba? Örneklemim 960 kişiye çıktığında bakıyorum ki fark var diyorum. Halbuki orantılar aynıydı, yüzdeler aynıydı. İşte burada ne oldu? Bu hipotez testleri nedir? Bize bilim nasıl yol gösterir? Ne kadar bilimin bizi yönlendirmesine razı olacağız? Ne kadar kendi melekelerimizi, diğer bilgilerimizi, tecrübelerimizi kullanacağız? Hepsini bu kursta bulabilirsiniz efendim. Evet. İkinci kurda da, bu kurda da yine önceki kurlarda olduğu gibi haftada bir gün canlı ders yapacağız. Geri kalan kısımda da kayıttan derslerimiz olacak. Kayıttan dersleri dinleyeceksiniz. Kısa quizlerimiz olacak her
bölümün her hafta sonunda. Onun dışında forum tartışmalarımız, ödevlerimiz olacak ve bu şekilde etkileşimli bir öğrenme gerçekleştirmeye çalışacağız. Eğer hipotez testlerini öğrenmek istiyorsanız ve pratik bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kurun sizin için uygun olacağını düşünüyorum. Kendinizi tartın. Eğer uygun görürseniz sizi de kursumuza bekliyoruz. Kurs boyunca görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.